Would Brother Harun be able to say selam aleyküm to our people? Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Our audience would like to hear him if that's okay. Would that be possible? Bizi kalabalık, yani dinleyiciler sizi dinlemek isteyecekler diyor. Çok güzel. Çok yes, güzel. Yes, yes, very, very good. Hepsine selam ediyorum. He sends his salam to all of you, inshallah. Assalamu alaikum. Okay, shall I take you now, brother? Yes, inshallah. Assalamu alaikum, Samin. We have Brother Oktar Babuna in Turkey who will be doing some translation for us with reference to Brother Adnan Oktar, whose name, of course, that we are familiar with as Harun Yahya. Assalamu alaikum, Brother Oktar. Aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Assalamu alaikum brother. It's good to hear your voice. We are looking at some of your photographs here far away from Turkey in Blackburn. Sizin sesinizi duymak çok güzel. Şimdi resimlerinize bakıyoruz diyor. Maşallah. And in fact, you have not changed from 2005 to now. 2005'ten beri hiç değişmemişsiniz diyor. Maşallah. Maşallah. Alhamdulillah. Brother Harun, we know you as Harun Yahya. Sizi Harun Yahya. The world knows you. The world is familiar with the kind of fantastic work that you have done for Islam and for the Ummah. But what we want to ask you a few questions. Is that okay? Sizi diyor Harun Yahya olarak tanıyoruz diyor. Sizin diyor bize diyor çok güzel eserlerinizle tanıyorsunuz diyor. Birkaç soru sorabilir miyiz diyor. Tabii çok memnun olurum. Yes, I will be very pleased. Okay. Tell us. Why did you choose the name Harun and Yahya? Two very famous names, of course, biblical as well as Islamic. Niye Harun ve Yahya isimlerini seçtiniz diyor. Hem İncil'de olan hem de Kur'an'da evet. Olan. Harun Hazreti Musa'nın yardımcısıydı biliyorsunuz. Hazreti İsa'nın yardımcısı da Yahya idi. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımcısı olma ümidiyle onun bir naciz talebesi olarak o güzel günleri anmak amacıyla bu isimleri aldım. Harun ve Yahya, iki yardımcı peygamber. Peygamberlerin yardımcısı olan iki yardımcı peygamber. Onları hatırlamak, onların güzel hatırasını anmak için. Just to mention the memory of two prophets, Harun and Can inshallah. Harun is the helper of Moses and Yahya is the helper of İsa aleyhisselam inshallah. And to, just to mention their memories, I have taken these two names, mentioning the two names of these two prophets, inshallah. Alhamdulillah. We know that you have written a great amount of work, taking the sciences, alhamdulillah, from the Quran. One of the things that we would like to ask you is to talk about, of course, the relationship between Akhirah and the work that you have done. Talk to us about the importance and then certainly what does the Quran tell us, how to lead life for and prepare for after, especially in the month of Ramadan. Sizin eserlerinizde görüyoruz diyor inşallah. Birçok eserleriniz var diyor. Ahiretle hayatı nasıl birbirine bağlıyorsunuz diyor. Özellikle Ramazan ayında diyor. Ahiret için neler yapılması gerekir inşallah. Ahiret için Allah'tan çok korkmak, Allah'ı çok sevmek ve çok önemlisi çok samimi olmak. Çünkü Cenab-ı Allah şeytandan Allah'a sınırım. Allah'ın ancak samimi olan kulları kurtulur diyor. Samimi olan Allah'tan korkar, Allah'ı çok sever. Allah'tan korkan, Allah'ı çok sevenin yolu sonuna kadar açıktır. Allah onun yardımcısıdır artık. It's only Allah mentioning is in the Quran, only the sincere servants of Allah will be forgiven. So it is very important to be sincere and try to be sincere because only sincere servants of Allah will be forgiven mentioned in the Quran. Do you believe that our young people these days have not really understood or even not so young people have not really understood the impact of Akhirah? Günümüzde gençlerin özellikle ahiretin önemini anlamadıklarını düşünüyor musunuz diyor. Ahir zamandayız, deccaliyet devrindeyiz. Ahir zamanın deccali olan Darwin dünyayı fesada boğdu tabii. Faşizmi, komünizmi oluşturdu. Ve 250 milyonun üzerinde insanın öldürülmesine,
milyonlarca da Müslümanın şehit edilmesine sebep oldu. Bu yüzden ahir zaman son derece önemlidir. Ahir zamanın içerisinde bu tip olaylar her zaman olacaktır, olmaktadır. Mühim olaylar devam ediyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesbih taneleri gibi peş peşe devam edecek diyor olaylar. Şu an bunları yaşıyoruz. We are living in the end times inshallah. So it is the time of 10 times and the time of the Dajjal. It is Darwinism is very important and brought many disasters to the humanity, like communism and fascism. In the these times, in the 20th century, more than 250 million people were killed and many Muslims were martyred. And it is because of this, and in the end times, it is very important. Our prophet says things happening in the end times will be happening each after each other. So it is because of this. Please ask Brother Haroon that we understand that the world is going through materialistic society. We know that it's going through certain philosophies, whether it's communism or socialism or capitalism. But why have we not gone back to our scriptures? Why have our scholars not... Who's to blame? Why is it that the 52 most nations in the world, why is it that we do not have a single nation that can stand up on its own two feet? Sorar mısınız diyor, neden materyalistik ve böyle bu tip felsefelerden geçiyoruz diyor. Niye diyor alimlerimiz diyor gerçek kitaplara diyor asıla dönmüyorlar diyor asıl. Artık Mehdi devrindeyiz, Müslümanların kurtuluş devrindeyiz. Hazreti Mesih'in iniş vaktindeyiz. Müslümanlar müjdeli güzel bir devre girdiler. Hicri 1400 ve 1500 arasında hem Mehdi'nin zuhurunu göreceğiz, hem Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü göreceğiz, hem Dabbetül Arz'ın zuhurunu göreceğiz. Bunlar peş peşe zuhur eden alametlerdir. Resulullah 150'nin üzerinde alamet belirtmiştir. Tamamı çıkmıştır. Mehdi'nin ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne dair bütün alametler çıkmıştır. Müslümanlar 10 veya 20 yıl içerisinde büyük bir kurtuluş, büyük bir ferahlığa erişecekler inşallah. We are living in the times of Mehdi Aleyhisselam inshallah. There are many glad tidings. We are living in Hijri 1400, between 1400 and 1500. And this is the time of Mehdi inshallah and the return of Jesus, peace be upon him inshallah. And it is time also Dabbetul Arth. And there are many signs, more than 150 signs given as glad tidings by our Prophet sallallahu alaihi wasallam are all happened. So in the 10 to 20 years, inshallah, the Muslims will be rescued and good times, great times are coming, inshallah. Alhamdulillah. Could Brother Haroon tell us some of those signs that the Ummah should look for? Bize diyor, alametleri sayabilirler mi diyor, ümmetin tamam. Diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği hadislerden bildiriyorum. İki Ramazan'da üst üste 15 gün arayla ay ve güneş tutulması olması. Bu 1981 ve 1982 yıllarında oldu. İran ve Irak arasında savaş olacak dedi Resulullah. Bu da oldu. Afganistan işgal edilecek diyor. Bu da oldu. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Fırat'ın suyu barajda kesildi ve havzası kurudu. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmalarının olmasına ait belgeleri harunyahya.org.net ve .com sitelerinden kardeşlerimiz görebilirler. Kuyruklu yıldızın doğması. Hale kuyruklu yıldızı doğdu. Peygamber Efendimiz'in bildirdiği bir alametti bu. İkinci olarak başka bir kuyruklu yıldızdan bahsediyor. İki uçlu bir kuyruklu yıldız daha çıkacak diyor. Bu kuyruklu yıldızın bir özelliği var. Batıdan doğuya gidiyor. Diğer yıldızlar gibi değil. Onlar doğudan batıya gidiyorlar. Ve çok parlak. Bu Lulin kuyruklu yıldızı. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri de bildirdi. Bu yıldız da çıkmıştır. Bu kuyruklu yıldız da çıkmıştır. Çift uçlu. Çift boynuzlu diyor. Bu şekilde çıkmıştır bu da. Güneşten bir alametin belirmesi. Güneşte bu yüzyılın en büyük patlaması olmuştur. Çöle batan ordu, Irak ordusu çölde kaybolmuştur. Bağdat'ın alevler içinde kalması. Bu da hadisteki belirtilen bir olaydır. Bu da yakın zamanda olmuştur. Tozlu dumanlı bir fitne. 11 Eylül olayları hadiste belirtilmiştir. Irak'ın yeniden yapılanması. Bu da şu an devam ediyor. Rüzgar ve kasırgalar, Katrina kasırgası gibi büyük kasırgalar ortalığı kasıp kavurdu. Binlerce insanın vefatına sebep oldu. Kişinin
kamçısının ucuyla konuşması. Telefona dikkat çekiliyor. Ahir zamanda cep telefonlarına. Kişinin kendi sesiyle konuşması. Video, teyp gibi teknik aletlere dikkat çekiliyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılmasıdır. Bu Peygamber Efendimiz devrinden beri ilk defa olmuştur. Hac yasaklanması olayı ilk defa olmuştur. Kabe işgal olmuştur. Bu da Mehdi'nin çıkış alametlerinden, mühimlerinden bir tanesidir. Ama bunun dışında 150 alamet zuhur etmiştir. Alright, there are many signs, more than 150 signs are all happened, and I will give one by one, given by inshallah Mr. Adnan Oktar. Like for example, proliferation of the corruption. There will be widespread massacres, will mentioned in the hadiths by our Prophet sallallahu alaihi wasallam. The destruction of masjids and mosques, forbidden things being regarded as lawful. Iran-Iraq war, and that was happened in 1980s, as you know. Occupation of Afghanistan, also stopping the flow of the Euphrates, and an army that sank in the desert, and that happened in the conquering of Iraq by United States. There eclipse of the moon and the sun in Ramadan, and that was mentioned in the hadith, and this happened in 1981 and 1982, two following years, eclipse of the moon and sun in the Ramadan with 15 days thereafter, and rise of a comet. As you know, Halley comet passed through the world in 1986, and also this year Lulin comet has appeared, and this is mentioned by Imam Rabbani and in a hadith that this comet would have two tooths, and this exactly happened. Lulin comet has two tooths, and it moves from west to east, and this is the first time a comet moves from west to east. This is happened is exactly as mentioned in the hadiths. The occupation of Azerbaijan, storming the Kaaba, and the subsequent bloodshed, and that also happened in 1979. As you know, it was a bloody attack to the Kaaba, and that happened for the first time since the time of our Prophet. Sighting a flare in the east, the emergence of false prophets, a sign of the sun, the annihilations of great cities, a rise in the earthquakes, and these are all mentioned in the hadiths, and all happened. Hazrat Mahdi will appear when the roads are cut. Economic crisis, drought, and corruption of dust and smoke. So more than 100 signs mentioned in the hadith are all happened. Brother, this is enormous amount of information that you are giving us. The question that I would like to put to Brother Haroon is that what is wrong with the Muslim Ummah, knowing that these signs are so apparent, knowing that we are facing difficulties? What is it that is stopping us going back to our master and learning from the scriptures? Bu diyor, çok diyor bilgi verdiniz diyor. Bizi diyor, benim bilmek istediğim diyor, Müslümanları diyor, kitabımıza, gerçek kitabımıza, Kur'an'a dönmekten alıkoyan nedir diyor? Müslümanların birbirine düşmesi, mezhep ayrılıklarından meydana gelen düşmanlıklar veya birbirine karşı buğz etmeleri, bu çok çirkin. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, ehli sünnet inancı içerisinde mezheplerdir. Bunlar birbirini çok severler. Aynı şekilde Şiiler, Caferiler de bizim kardeşimizdir. Vahabiler de bizim kardeşimizdir. Mezhep ayrılıklarından dolayı Müslümanların birbirine uğraşması, birbirine düşman olması şeytanın bir oyunudur. Müslümanlar birbirini çok sevmeli, koruyup kollamalı, birbirine hürmet etmeliler. Hatta Musevilere ve Hristiyanlara da sevgi göstermeliler, şefkat göstermeliler. Çünkü onlar da Allah'a inanıyorlar, meleklere inanıyorlar, ahirete inanıyorlar, geçmiş peygamberlere inanıyorlar. Onlarla da ittifak etmeliyiz dinsizliğe karşı, ateizme karşı. Müslümanların bölünmüşlüğünden istifade ediyor Deccaliyet. Müslümanlar birbirini koruyup kollarsa İslam aleminin gücünün karşısında hiçbir güç duramaz. Ve İslam dünyaya çok rahat hakim olur. Bu ancak Hazreti Mehdi zamanında olacaktır. Bunun için de 10 veya 20 yıl kalmıştır inşallah. Well, the problem arises from the enmity between the sects and Muslims. Muslims are coming to against each other, and you know there are sects like Hanafi, Hanbali, Shafi, and Maliki. So we should love each other. We are all Muslims. We believe in the same Allah, inshallah, the same Quran. Jafiris and Alevis are also our brothers. Evet.
And also this is a work coming from the Shaitan, and we should also love Jews and Christians because they also love Allah, they love the same prophets we love, so we should look them as Ahl-i Kitab, and this is a plot of the Dajjal at this time. And if Muslims come together and be as one ummah, and nothing can stop Islam, nothing can stand against Islam, inshallah. And it is the time of appearance of Hazrat Mehdi, and this will happen, inshallah. Inshallah. One of the things, question that we often ask in the United Kingdom, and I'm sure that this is a relevant question maybe in your own country. Many of our young people, many of our Muslims read the Quran in Arabic without actually understanding what it means. Do you find that maybe the problem? Burada diyor, insanlar diyor, birçok insan diyor, özellikle diyor Arapçasını okuyorlar diyor, fakat pek bir şey anlamıyorlar diyor Kur'an'ın diyor. Acaba diyor bu problemin sebebi olabilir mi diyor? Evet, daha çok Kur'an'ın özünü anlamaları lazım. Cenab-ı Allah'ın ne dediğini anlamaları lazım. Onun için de bu konuda yazılmış eserleri çok detaylı tetkik etmeleri gerekir. Ben kardeşlerime bunun için nacizane tavsiyem Harun Yahya net.org ve com sitelerine girmeleri. Buradaki kitaplar ücretsiz indirilebiliyor. Hem Allah'ın sanatını öğrenirler, hem Kur'an'ın sırlarını görürler, hem Kur'an'ın tefsirini görürler. Çok çok faydalı olur. Hadislere dayalı çok güzel bir anlatım var ve ücretsiz helal olarak indirebilirler kardeşlerimiz bu eserleri. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yes, it is very important for us to understand what is mentioned in the Quran by Allah. So we can read the translation, and we should also read the books written about Quran. And as a sincere Muslim, I strongly recommend you to read my books from the websites harunyahya.com, harunyahya.net, and harunyahya.org. And there are so our brothers can understand the Allah's artistry, the secrets of the Quran, and the translations of the Quran, what is mentioned in the Quran, based on the Quran and Hadith, inshallah. Jazakallah. Yes, we are telling our listeners that they can go on Harun Yahya, an invitation to the truth, with his website, which is www.harunyahya.com, and you will be able to download many, many of his lectures. And of course, you can also learn about who Harun Yahya is and the great contribution that he has made to Islam and science, which is a very important topic. Would Brother Harun Yahya like to talk about some of the work, especially from the scientific point of view? One of the books that I found very interesting to read was, of course, about the ant. About the ant. Bilimsel olarak bize diyor kitaplarından neler anlatabilir diyor, özellikle karıncayı örnek olarak verdi. Hmm. Ben de diyor tavsiye ediyorum diyor gençlerimize diyor, sizin istenizi söyledi inşallah. Evet. Deccal'in beyninin dağıtılması çok önemlidir. Yani Deccal'in dininin kaldırılması çok önemlidir. Çok eski devirlerden beri, en antik eski devirlerden beri tek bir din vardır. Darwin'in evrim dini. Bu eski Yunan'da da vardır, eski Mısır'da da vardır, Sümerler'de de vardır, daha eski dönemlerde de vardır. Yani kainatın tesadüfen çamurlu sulardan oluştuğuna dair inanç. Bu putun yıkılması çok önemliydi. Biz bu putu yıktık. Fakat bu putun yıkıldığını bütün dünyanın duyması için kardeşlerimiz bize yardımcı olsunlar. Birincisi, 250 milyonun üzerinde yaratılışı ispat eden fosil var. Bu Darwinistlerin asla cevap veremeyecekleri net, kesin delildir. 250 milyon fosilin altında kaldılar şu an. Bu gerçeği ortaya çıkarttık biz. İkincisi, tek bir tane ara fosil dedikleri nesne yok. Eğer bunu getirirlerse ben onlara 10 trilyon vereceğimi vaat ettim. Kimse getiremiyor. Bütün mükemmel canlıları ara fosil olarak göstermeye kalkıyorlar. Komik duruma düşüyorlar. Bu konuda tam anlamına yenildiler. Türkiye'nin büyük bir televizyon kanalında geçenlerde biz bunlarla tartıştık ve bunları yerle bir ettik. Bütün Türkiye'nin gözleri önünde yok oldular. Bu çok önemlidir. Resulullah da önce putları yok etmişti. Hazreti Musa da biliyorsunuz Samiri'nin yaptığı putu yok etmişti. Hazreti İbrahim de Nemrut'un putlarını yok etmişti. Müslümanların önce bu put yok etmeleri gerekiyor. Dünyadaki en büyük put budur ve deccaliyet budur. Bu konuda bizlere yardımcı olsunlar, duymayan kalmasın. Yes,
It is the Darwinism is the religion of Dajjal, inshallah. And Darwinism has been existing since many old antique times, from the times of the Sumerians, even from Egypt and ancient Greece. And this is not a new religion. It is a false religion, and it is it was the same at the old times. And it existed as giving the idea of to the people that the life existed through the muds. However, we have 250 million fossils today. They all refuting Darwinism, and we brought these fossils, and they state under these evidences 200 million fossils refute Darwinism. And I give 10 trillion Turkish lira, which is about $7 million, to anybody who brings even one fossil which would be evidence for Darwinism, which is called transitional form, a transitional form. We have 200 million fossils which refute Darwinism. Whoever brings one fossil which supports Darwinism, I give 10 trillion Turkish lira. However, nobody could do this. And in one of these largest TV channels in Turkey, we had a program against Darwinists. We destroyed them. So we destroyed the brain of Darwinism, inshallah. And so it is like the times of our prophet destroyed the idols in Kaaba, inshallah, at the old times, sallallahu alaihi wasallam. And Moses, peace be upon him, destroyed the idol of Samiri. And Abraham, peace be upon him, destroyed the Nimrod's idol. Brother Harun's work on Darwinism is one of the most renowned works, of course, and there's no doubt about it, that has actually demolished the theory of Darwinism. But the question I would like to ask, Harun, do you think the problem within the Ummah at the moment could be that we Muslims are not reading the Quran with the scientific eye? Bu Darwinizme karşı mücadeleniz en çok bilinen icatlarınızdan biri sizin. Fakat düşünüyor musunuz ki biz Kur'an'ı özellikle bilimsel bir gözle okumadığımız için bir problem ortaya çıkıyor? Bundan sonra bilimle, fenle Darwinizmin, materyalizmin yenildiği döneme girdik artık. Bilim ve fen artık Hazreti Musa'nın asası gibi her dokunduğunu deviriyor. Deccaliyetin, küfrün, inançsızlığın, masonluğun bütün kalelerini devirmeye başladı. Allah bilimi bizim elimize bir Hazreti Musa asası gibi imkan olarak, silah olarak verdi. Ve biz bununla bütün engelleri yıkmaya başladık. Nereye dokunsa bilim ve fen yerle bir oluyorlar. Bilimin ve fenin ahir zamanda onların karşısına çıkması bir Allah'ın mucizesi ve güzelliğidir. Geçmiş zamanda Hazreti Musa asasıyla yaratılışı ispat etmişti. Attı asasını, bir anda yılana dönüştü. Böylece yaratılışın gerçek olduğunu, evrimin olmadığını, çamurlu sulardan insanların yaratılmadığını gördü insanlar ve herkes iman etti orada bulunanlar. Hazreti İsa da çamurdan kuş biçiminde bir şey yaptı, üfürdü ve o kuş uçtu. O zaman insanlar anladılar ki evrimle canlılar ve insanlar yaratılmıyor. Yaratılışı onlara ispat etti. Ahir zamanda da bilim ve fen Hazreti Musa'nın asası görevini görüyor şu an. Mehdiyet şu an görev başındadır. Hazreti Mehdi zuhur etmiştir. Hazreti İsa'nın nüzulüne de 10-15 yıl kalmıştır. Bunu inşallah kardeşlerimiz görecekler. Hep beraber bunu hissedeceğiz. Ben Mehdi'nin öncü bir talebesiyim. Ona ortam hazırlıyorum. İnşallah sizler de öylesiniz. Hep beraber Mehdi'yi göreceğiz. İnşallah. All right, inshallah. Science is destroying Darwinism and materialism. It's a miracle of Allah of these times. Science is like stick of Moses. As you know, Moses threw his stick and it transformed into snake and destroyed all whatever they did at that times. And science is exactly the same as Moses of stick at these times because it is proving the creation. At the end times, science is a miracle of Allah. They didn't expect this. And with science, wherever science touches, it destroys their false religion. As you know, inshallah, Isa also, peace be upon him, made a mud and he breathed into this mud and it transformed into a bird, which was proving also the creation. So evolution is a false religion. And science and wisdom in the end times is destroying the religion of Darwinism. And Hazrat Mehdi alayhissalam has appeared, inshallah, and there are only 15 years, inshallah, approximately 15 years remained for the return of Jesus, peace be upon him.
And these are the glad tidings, inshallah. Brother, I could talk to Brother Harun and you for many, many hours, because you have been a hero in our homes for many, many years. But it would be very unfair for me to ask you to speak for so long, especially in the month of Ramadan. I would like to take this opportunity to just say a few words that at times Brother Harun suffered personally because he spoke the truth. And I hope that those people who are listening to this conversation will create this fervor, that there will be a passion created to speak the truth, not worrying about the consequences, but speak the truth, but without violence. One of the other questions that I would like to ask just before he leaves is that many of our people seem to think that violence is a way forward. Does Brother Harun has a message for our people? Sizinle diyor saatlerce konuşabilirim diyor. Fakat diyor Ramazan ayında diyor böyle bir şey diyor haklı olmaz diyor, adil olmaz diyor. Acaba diyor biliyorsunuz diyor sizin diyor başınıza diyor doğruyu söylemenizden dolayı diyor başınıza gelenler var diyor. Bu konuda diyor bir şeyler söylemek ister mi diyor insanlarımıza? Şiddet uygulandı diyor size diyor. Evet. Daha önce beni akıl hastası olarak ilan ettiler. Sonra askeri hastanede ruhen ve bedenen sağlıklı olduğuma dair rapor aldım ama 10 yıl olarak beni akıl hastası olarak tanıttılar. Kitaplarını okumayın dediler. Adli Tıp Üst İhtisas Kurumu'nda da ayrıca bu bozuldu. Ruhen ve bedenen sağlıklı olduğuma dair rapor verildi. Bunun arkasından kokain içtiğim iddiası ortaya atıldı. Sonra bunun emniyette yiyeceğime karıştırılarak verildiğini adli tıp ispat etti. Polis yiyeceğime içeceğime kokain karıştırdı ve beni kokainman gibi tanıtmaya çalıştı. Fakat adli tıp bunu bozdu. Bilimsel delillerle ispat etti. Net açık delillerle bu oyunda bozulmuş oldu. Bir kadınla ilgili yine iftira attılar. İki evin arasındaki büyük farklılığı hakimler önünde ispat ettik. İki film arasındaki büyük farklılığı ispat ettik. Çünkü bir evin tavanı dümdüz. Asmolen benim bulunduğum evin tavanı. O bayanın bulunduğu evin tavanı kirişli. Pencereleri küçük, benim bulunduğum evin pencereleri tavandan tabana kadar. Bu farklılığı Allah'a şükür ispat ederek bu iftiradan da kurtulmuş oldum. Şimdi yine yeni iftiralar atıyorlar, yine yeni oyunlar yapıyorlar. Defalarca tutuklandım, defalarca hapse atıldım. Allah yolunda bu son derece normal. Çok büyük heyecan duyuyorum ben bu tip olaylar olduğunda. Daha da şevkim artıyor. Bu tip olaylar beni yıldırmak bir yana alabildiğine şevklendiriyor, katlamalı heyecanımı artırıyor. Allah'a hamd ediyorum. Yes, there are many things happened to me in the way of Allah, because saying the truth inshallah. I was put in the psychiatry hospital in 1980s, and however the medical report given by the military hospital removed and showed that I am healthy mentally and physically. Then they tried to do cocaine plot. They put cocaine into my meal in the police station. However, the legal medical authorities proved that cocaine was put in the police station into my meal, and I was acquitted from that. And after that, they found a woman, and they slandered me with this woman. However, I have proven with evidences that the ceiling of our house is straight, and the house that the film was taken of this woman is not straight. There are parts of the walls coming down, and also the windows of the house, of this small house that the woman was in, was small windows, and my house had large windows, and I have proven this with evidences, scientific evidences in the court, and I was acquitted from that also. So recently they trying to do new plots and new slanders. I am in the way of Allah. And these things, these slanders and plots, increases my enthusiasm, inshallah. Alhamdulillah. Would you please say a very big thank you to Brother Harun? He's been talking for 35 minutes, and it's a long time for someone to talk so far away. We have been blessed by having a conversation. Alhamdulillah, take advice from him. And would you also tell Brother Harun that inshallah we hope to come to your country for a live interview in not too far distant the future. And we are extremely thankful to you, Brother Oktaba Abun, for translation work. It's not easy though. A very, very big thank you from Ilm Ramadan Radio, and may Allah bless you.
Çok çok teşekkür ediyorlar inşallah verdiğiniz bilgiler için diyor. Çok memnun olduklarını söylüyorlar. İnşallah buraya canlı olarak geliriz diyorlar. Sizinle i̇nşallah. Konuşmak için inşallah. Teşekkür ediyorlar. İnşallah. İnşallah sister. Selamun aleyküm brother Harun and selamun aleyküm brother Babilina and also salam to the sister Sayyida who has been very helpful in arranging this interview. Aleyküm selam. Sadece son olarak şunu söyleyeyim. Resulullah'tan belirtilen hadisler var. Dünyanın ömrü 7000 yıl. Bu 7000 yılın 5600 yılı geçti diyor Resulullah. Bundan ilgili 8 tane Suyuti'nin hadisi var. Bu hadislere göre ümmetin ömrü Hicri 1400 ve 1500 arasında bitecek. 1600'e varmaması gerekiyor. Kıyamet çok yakın. Said Nursi Hazretleri 2120 yılında kıyamet inşallah kopacak diyor. Bunu da kardeşlerimiz hadislerden araştırsınlar. Bu da büyük bir gerçektir. Resulullah'ın bildirdiği açık bir gerçektir. As a last thing, I would like to tell you that we are according to hadith from our Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, the life of this world is 7000 years inshallah. There are 8 hadiths coming from Suyuti inshallah. And according to the hadiths, 5,600 years of the life of the world is over. So it is it has remained 1,400 years. And the life of this ummah is between 1,400 and 1,500 Hijri, 1,500 years, inshallah. So according to Bediüzzaman Said Nursi also, the time for doomsday, it will be around 2,120, inshallah, miladi, the doomsday. So you can make a search on this and we will be living these days inshallah. Ben kardeşlerimi müjdeliyorum. Hicri 1400-1500 arasında çok büyük bir hakimiyet, büyük bir İslam hakimiyeti olacak inşallah. And I'm giving the glad tidings to our brothers and sisters there inshallah. Between Hicri 1400 and 1500 Islam will prevail in the whole world inshallah. Selam aleyküm. Inshallah. Assalamu alaikum brothers and may Allah bless you. Jazakallah khair. Thank you for your phone call. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepimizden inşallah.